Tekrar merhaba. Herkes geldiyse, hazırsak, hadi başlayalım şu gazeteleri görelim. Neler yazmışlar, neler yazamamışlar. Neleri yazar gibi görünüp arkasından bir parça dolaşmışlar, atlamışlar, zıplamışlar. Hepsine bakalım, eğmeden, bükmeden ve elbette olmadığı için patron kızar mı demeden. Burada patron yok, patron biziz. Hep beraber açık açık tıkır tıkır konuşuyoruz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın. Siz hangi dilden söylüyorsanız o dilden günaydın. Şunu hemen dokunun. Oradan devam edelim, arkadaşları da çağıralım. Aa, Bosna Hersek ne güzel. Siz de iyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler Bosna'ya da. Şimdi estağfurullah, patron olur mu ya? Patronluk yok. Bizde patron yok arkadaşlar. Patron yok. Çünkü patron olduğu zaman iş nasıl böyle boka sarıyor hep beraber görebiliyoruz. Burada patron yok. Patron biziz. Vallahi kimi komün olarak da adlandırabilir. Ama burası bir evet işte forum. 3 aşağı 5 yukarı bir forum olarak adlandırılabilir burası. Geçmişlerine okumuştum ya, hatırlıyor musunuz burada size Abbasağ Forumu ile ilgili bir izleyici ciddi bir eleştiri maili atmıştım. İsmini unuttum, kusura bakmasın. Biz başlangıçta her şeyi açık açık konuşan bir grupluk ama sonra birileri daha ağır basmaya başladı ve şimdi istediğimiz şey konuşulmuyor orada diye. Bizde öyle bir şey yok. Devam. Ankara'da yağmur var. Yağmur var, acayip yağmur var. Kış geri döndü. Geçen seneki gibi. Mesela dün pırıl pırıl 30 derece güneşli bir hava vardı. Ondan sonra bugün hani şöyle ilk bakışta Ekim sonu falan gibi bir hava. Patron benim, evet. Kara Murat kim? Kara Murat benim gibi. Günaydın, herkese günaydın. Şimdi gazetelere bakacağız. Gazetelerde ne var? Ağırlıklı olarak şu var. İstanbul'daki veznecilerdeki patlamanın ardından... bir kere iktidara yakın gazeteler kim yaptığının telaşı içindeler. Çünkü geçmişte de benzer şeyler oldu. Ve o benzerlikler içinde ne tarafta duracaklarını, teröre eşit mesafede olmadıkları için ne tarafta duracaklarını çok kestiremedikleri için ağır fırçalar yediler. O yüzden şimdi yekten bodozlama girmiş herkes. Evet, PKK yaptı, tak yaptı, tak üstlenecek, bilmem ne zartur. Ama sadece onunla alakalı değil bugün bakacaklarımız. Biz biraz daha gazetelerin detayına bakacağız. Çünkü dün bunca engelmenin içinde sessiz sedasız akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dokunulmazlıkların bir defaya mahsus olarak mecliste değil de savcılıklarda çözüme bağlanması olarak özetleyebileceğimiz düzenlemeyi onayladı. Ve tesadüfe bakın ki, Allah'ın tesadüfüne bakın ki, ne yapacaksınız ideolojimi? Ne işinize yarayacak 07 Kemalist? Ne işinize yarayacak? Bu çok mu önemli sizin için? Oturun izleyin ya. Erdoğan'ı ben taraflı göstermiyorum. Kendisi bizatihi söylüyor bunu zaten. Ben tarafım diyor. Ben tarafım diyor. Etmeyin ya, böyle bir merak hiçbir işe yaramaz. Ben tarafım diyor. Mesela benim Sünni yurttaşım öldü diyor Reyhanlı'da patlamasından sonra. 33 Sünni yurttaşım diyor. Anlatabiliyor muyum? Affedersiniz Ermeni, affedersiniz Alevi diyerek o kendini bir yerde konumlandırıyor. Kalanları sevmediğini söylüyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Aa, gönlümdeki parti de evet. Bülent Arınç'ın biliyorsunuz söylemi, hepimizin aklıyla alay eden söylemi buydu, biliyorsunuz değil mi? Hepimizin aklıyla alay eden. Vallahi billahi yani biz şunu da gönlümde bir parti var dedi ama isim de vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraf olduğunu söylüyor. Hatta bunun bir adım ötesine de geçiyor. Diyor ki ben tarafım ve tarafın içinde bu taraflı cumhurbaşkanına da, cumhurbaşkanlığına da taşımak istiyorum. Partili cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben taraf falan demiyorum. Dememe gerek yok. Hazırı var, olmuşu var zaten. Şimdi ilk yayında söyledim. Bugün gazetelerin tirajlarını da konuşacağız. Hatta bir şey yapacağız. Lütfen unutursam siz de hatırlatın. Ama ben bundan sonra günlük tirajı, bizim günlük tirajımızı da burada paylaşacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazıları burada yaptığımız işi çok küçümsüyorlar. Hani bir grup insan bir araya geliyor, öyle kendi kendilerine abarak kubarak konuşup gidiyorlar. Öyle değil işte. Yani bunun yaygınlığını bırakın, bir araya gelebilmesi bile bu kadar sayıda insanın mucize dedirtebilecek rakamlar. Günlük bir gün öncenin rakamlarını toplu olarak size verme şansım olacak. Bakın bugün hemen dünün rakamlarıyla başlayalım. Önce Periskop, şu anda üzerinde bulunduğumuz uygulama nasıl sonuçlanmış dün itibariyle, dünkü iki yayın nasıl sonuçlanmış onu göstereceğim ve anlatacağım size. Dün ilk yayınımız bugün 7 Haziran ama 2016 başlığını taşıyordu.
O yayını 2237 kişi online izlemiş, 1071 kişi de sonradan izlemiş. Yani rakam görebiliyor musunuz? Bir dakika şöyle yapsam görebilecek misiniz? Hani neyse şöyle yapabiliyorsunuz. Periskop hesabından girip yayına ben silmiyorum zaten. Oradan göreceksiniz. Yani yaklaşık bir ilk yayın 3300 kişi tarafından izlenmiş. İkinci yayında yani gazete manşetlerinin olduğu yayında yine aynı şeyi yaptım. Kendi yayınımı pat diye bir anda açıyorum. Gazete manşetlerinin olduğu 7 Haziran 2016 bölümü de 1675 canlı 452 yeniden oynatma izleyicisiyle olmuş. Yani bu da yaklaşık 2100 civarında. Tamam. Bu böyle. Bunun dışında ne yapıyoruz biz? YouTube'da izlenmesi var bu kanalın. YouTube'dan bakalım. Orada da diyor ki dünküne ilişkin olarak. Hemen en son. Bunun rakamları siz de görürsünüz. Evet hepsi açık bunların. Bu yayında olan her şey gibi. Bizde gizli saklı yok. Korkacak, çekinecek bir şey de yok. Bugün 7 Haziran ama 2016 yayını 608 kişi görüntülemiş. İkinci gazete manşetlerinde de 471 kişi. Yani 1000 kişi, 1100 kişi de burada var. 1100 kişi de burada var. 5200, 5300 civarında periskopta vardı. 1100 de burada vardı. Yani ne ettik? 6400 falan mı oldu? Evet. Bir de size gösterebileceğim. Biliyorsunuz podcast'i var bu uygulamanın. Yani podcast'ini yapıyorum bu yayının. Siz biraz internet kotasında daha düşük kullanın diye. Bununla ilgili bir radyo önerisi var. Zaten bir radyo çalışması var arkadaşlar. Bir internet radyosu haline bu yayın döndürülmeye çalışılıyor. Merak etmeyin. Onu yapıyoruz. Sağ olsun. O kadar fazla izleyici. Ya ben yapıyorum. Yardım edeyim falan diyor ki. Gerek yok. Onu yapıyoruz. Bir şekilde olacak. Günaydın. Günaydın. Dünkü bugün 7 Haziran 2016. 180 kişi podcast'ini dinlemiş. İndirenlerin sayısını telefon uygulamasında göremiyorum ama burada görürüm. Gazete manşetleri yayınını da 159 kişi dinlemiş. Yani burada da kabaca şöyle 3 aşağı 5 yukarı 160-180 daha 340 kişi de burada var. Yani şu an itibariyle yaklaşık 7000 kişiye geldik. Bunun içinde iTunes'daki indirmeler, dinlemeler yok. Tamam, benim rakamlarım bu. Benim değil. Podcast'leri SoundCloud'dan indirebiliyorsunuz ya da iTunes'dan. iTunes üzerinde de var. Ünsal Ünlü diye arayabilirsiniz orada. Podcast'ler oradan. Ha, sponsor işi ne oldu? Şimdi o işte de şöyle bir gelişme var. Ya odanın işi. Bir gün size bu odayı göstereceğim. Yani merak ettiğinizi biliyorum. Çok yazan çizen var. Sadece bu kadar mı diye. Hayır değil. Ha, Gönül Hanım'ın söylediği gibi. Hava çok kapalı olduğu için şu anda ışık daha verimli. Benim çalışma odamın ışıkları bunlar. Çalışma masasının ışıkları. Yani öyle profesyonel bir ışık falan değil. Reklam hikayesi ne oluyor? Şimdi bu yayına destek vermek isteyenlere bir kanal açmak, onlara bir şey yapmak için biliyorsunuz uzun süredir yapıyorum. Ama hani hukuki mücadeleyi çok bitirebilmiş durumda değildik. Ama şöyle bir şey oluyor. Benim internet sitem insolunlu.com tekrar dizayn ediliyor. Onun için de ufak böyle reklam olarak adlandırılabilecek. Reklam olarak adlandırılabilecek. Bölümler olacak. Oraları isteyenler, hani ben bu yayına destek vermek istiyorum. Kusura bakmasın, herkes yapıyor aynı hatayı. Nedir söyleyin. Destek vermek istiyorum diyenlere bir mecra açılacak. Tamam. O işte de durum bu. Hazır başlamışken geçen banlı hesapları af gelmeyecek. Hayır. Onlar haybeye banlanmadı ki. Öyle bir şey yok. Şimdi geçen hafta en çok tiraj kaybeden gazete hangisi? Hangisi? Tahmin edin bakalım. Aslında öyle olmaması gerekiyordu ama maalesef Sabah gazetesi. Neden biliyor musunuz? Sabah gazetesinin şöyle bir sakatlığı var. İktidarın peşinde giderken, gitmeye çalışırken habercilikten uzaklaştığının farkında değil. Bu ses ne? Reklam, internet sitesinin üstüne reklam alınmış, çarp diyor, açıldı, yapabilecek bir şey yok. Sabahın toplam tiraj kaybı 7700. 7700. Toplam tirajda en önde görünen gazete 345.000 ne Hürriyet. Hürriyet 3000'e yakın yeni müşteri bulmuş, tirajı artmış. Sabahın 7665 tiraj kaybı var, 311.000'de. Posta 300.000'de 588 kişi artmış. Sözcü 285.000'de
Bu 30 Mayıs 6 Haziran verileri. 30 Mayıs 6 Haziran verileri. Habertürk 251 bin, Türkiye 148 bin, Milliyet 143 bin, Pas Fotomaç 141, Fanatik 114, futbol gazeteleri düşünün. Yeni Şafak 106 bin. 106 bin de işte ya gazetenin kralı. Bak çok ayıp etmişsiniz. Takvim bir önceki hafta 106.866 satarken bu hafta yani 30 Mayıs 6 Haziran haftası 106.658 kişi. Özür dilerim 106.265 kişi almış. 601 kişi takvim almaktan vazgeçmiş. Bu takvim size ne etti lan? Niye almıyorsunuz oğlum bu gazeteyi? Bakın 17 numara kafa garanti. Alıyorsun tek ama tek başına değil arkadaşlarınızla. Arkadaşlarınızla bir araya gelip yapın. Takvimin tirajı bu kadar kaybolmuş. Güneş ki bugün acayip bir şey imza atmış. Bugün normalde Güneş gazetesini okumuyorum ben. Ama Güneş'i göreceğiz. Güneş'i takvimciyim ben. Gönülden takvimciyim. Gerçekten. Hani böyle ağaç suda, kütük suda salınırken tek kancayla çekip üzerine yazı yazarak nasıl gazete yapıları hala çözemediğim için ben takvimciyim. Sonuna kadar. Güneş gazetesi 104 bin satıyor, akşam 103 bin, Star 102 bin, Vatan 102 bin kişi ki tüple çalışıyor düşünün. Aldığınız gazete en az yakan gazete ona rağmen. Bakalım neyi merak ediyorsunuz? Bir Gün gazetesinin. Cumhuriyet'in tirajı 50 bin bu arada. Aydınlığın 50 bin. Aralarında 100'er 200'er mesaj şey farkı var. Tiraj farkı var. Bakalım bakalım. Bir Gün 20.327 satmış. 20.327 ve bir önceki haftaya göre de 253 adet azalmış. Karar 35.500'de. Özgür Gündem 7.400'de mesela. Evrensel 5.850'de. Böyle. Yani bunların hepsini topladığınız zaman 3.574.000 ediyor. Türkiye'de bir hafta içinde çıkan 50 gazete, toplamda 50 gazete 3,5 milyon satıyor sadece. Ondan sonra çıkıp bir sürü insan böyle mikrofonu uzattığınız zaman diyor ki abi valla ben sadece belgesel izliyorum. Yani gazete okuyorum, televizyondan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Aa bir zamanların zamanı 3660'da, 3667. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yine geçen yılın sözlerindendi. Demişti ki bu operasyonların ardından o gazetenin abonelik sistemiyle kimlere zorla satıldığını biz çok iyi biliyoruz. Ben de hatırlıyor musunuz? Bu yayının ilk başladığı günlerde demiştim ki ya kaç kamu kurumu zorla Zaman Gazetesi'ne abone edildi açıklayın. Kaç kamu kurumu? Hani 1 milyon 250 bin satıyordu bu gazete? Nasıl düştü buraya ya? 3600. Nasıl düştü? Takvimi bitirdik olur mu ya? Takvimi patlattık biz. Takvimi patlattık. Ama olsun değmez mi değer. 106.265 satıyor. 601 kişi geçen haftadan sonra almamış. Ya bu ülke kuponla jip veren helikopter vaadinde bulunan gazete patronu gördü. Mehmet Ali Ilıcak. Annesi biliyorsunuz gazetecilikte bir ne diyelim dürüstlük timsalidir kendisi. Geçmişte çok yakınken Cumhurbaşkanı'nın başbakan yanından ayrılmazdı ama bitti artık. Kimi hangi kadını? Konçina. Hangi kadını engelleyeceğiz görmedim ben. Atladım herhalde bir şey. Star o cep telefonu falan basit. Bakın jip diyorum jip jip. Jip. Adam jip veriyordu. Duayen kim o? Tamam gelsin engelleyelim görmedim ama. Neyse gelince engelleriz. Tirajlar böyle. Benim tirajlarım da böyle. Artık gazeteye geçebiliriz. Ne yazmışlar? Hürriyet İstanbul Vezneciler patlamasıyla girmiş. Yine hain pusu manşetiyle çıkmış bugün. Ama yine hain pusu demek hiçbir şey sağlamıyor bize. Hiçbir şey sağlamıyor yani. Arkadaşlar gözünü seveyim ne olur. İçimden gazete almak gelmiyor falan. Bunlar doğru şeyler değil. O gazeteleri eğer yaşatmazsanız en azından az da olsa ya bunun arkasında durmalıyım dediğiniz bir gazete olmazsa gazetecilerin de yaşama şansı yok. Yapmayın. Yani desteklemek zorundasınız. Ama daha önemlisi mesela Mehmet Balay bunun gibi daha önce bir izleyiciden daha geldi. Diyor ki ben tek bir gazete almıyorum. Değiştiriyorum gazeteyi. Ama şunu unutmayın. Evinizde çocuğunuz varsa ben sadece bunun için yapıyorum. Evinizde çocuğunuz varsa ne olur o eve sabahları gazete girdiğini bilerek uyansın.
Alışsın, alışkanlığı olsun. Gazete görmediği zaman huzursuz olsun. Yani ne alıyorsanız alın. Alın ama bir gazete alın. Yok almıyorum. O bahsettiğinizi gazete değil çünkü. Biz gazeteden bahsediyoruz. Onun yerine doğrudan tuvalet kağıdı alıyoruz biz eve. Çok daha yani mantıklı. Öbüründe boya falan var çünkü. Zımpara gibi zedeleyebilir de. Aynı amaçla kullanacaksınız ama doğrudan tuvalet kağıdı alın. Yine hain pusu. Veznecilerdeki patlama. Devam edelim. Ha, bir gün alın, bir güne destek verin. Bir güne şunun için de destek veriyoruz. Kedinin altına bile koymayın. Hayvanın kıçı bile alışmasın. Yapmayın, gözünü seveyim. Yapmayın. Yazık gariban. Veznecilerdeki patlamaya ilişkin Abdülkadir Selvi'nin bugün yazdıkları son derece önemli. Diyor ki Ankara'ya ulaşan bilgilere göre saldırının PKK'nın şehir yapılanması tak eylemi olduğu ortaya çıktı. Sanki biraz iş oraya gidiyor gibi. Bakalım belli de olmaz. Tanju Gürsu'yu kaybettik bu arada. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden bir tanesi. Allah rahmet eylesin, 77 yaşındaymış. Bu arada bir haber herkes çok merak ediyor. Yok yok onları silmeyin arkadaşlar, silmeyin. Yapmayın. Hem zedeler hem de boyası kötü. Boyası bile çakmadır onun. Vallahi ne okuyacağınıza ben karışmam ki. Kendi fikrinizi destekleyen, tam karşısına çıkan. Bilemem yani, ne istiyorsanız onu okuyun. Zaten bizim burada bulunma gerekçemiz bu değil mi ya? Şöyle yaşa, böyle otur, bununla otur, öbürüyle oturma, içme, onu yeme, bundan, bunun yanında durma falan diyen insanlardan sıkıldığımız için yapıyoruz zaten. O yüzden ben size söyleyeyim, şunu alın, şunu okuyun. Ama ben bir gün destekliyorum. Evet, bir günün destek kampanyasına da katılmanızı tavsiye ederim size. Yaşaması gerekiyor. Yaşaması gerekiyor çünkü. Bu. Ama onun dışında ne istiyorsanız onu okuyun. Hatta mümkün olduğunca çok gazete okuyun ki. Valla ben gün içinde sabah aşağı yukarı 11-12 tane gazete okuyorum. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi eve geliyor. Yani onların gazeteye doğrudan dokunarak okuyorum. Ama diğer 10 gazeteyi internet üzerinden okuyorum. Veznecilerde terör saldırısı camide hasar oluşturuyor. Yani normal değil mi? Adamın baktığı yer. Hatırlıyor musunuz? Bu haberi ben böyle okudum diye çok eleştirmişti arkadaşlar. Star gazetesi ile Akşam gazetesi dün teraviye, mutlu teravi diye haber yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ben de demiştim ki Nusaybin'deki camiyi onarmak çok güzel bir şey. Ama önce bu adamların evini oku, onların evini. Tepesinde bir çatı olsun. O camide yaptıkları işi evlerinde yapabiliyorlar çünkü. Allah o yolda açmış onları. Evinde de yapabiliyorsun. Bayram namazı ve cuma namazı dışında oraya gitmek zorunda değilsin. Niye yapıyorsun o zaman bunu? Ya bu sitenin hangi haberi yalan çıktı? 1 milyon tane haber, hangisinden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Neyse, Vezneciler patlaması böyle, terör saldırısı. Bakalım sanayi devlerinde borç sarmalı falan filan, geç, boş ver. Önemli değil. Ha, Mevlüt'ü anlatıyordum. Mevlüt diyorum ya. Emre Mor'u. Emre Mor'un transferi olmuş. Borussia Dortmund almış 16 milyon euro. 16. Ya güzel kardeşim, nereye gideceksen git. Diyorum ki öncelikli olan insanların camisini onarmak değil, evini onarmak olmalı. Tamam? İstediğin yere git. İstediğinle birlikte ol. Zaten ben de onu savunuyorum. İstediğini yap. Ama saçmalamayın. Allah'a şükür evim yıkıldı. Dün sabah konuştuğumuz. O haber mi yalanlandı? Şaşırmadım vallahi ya. Hiç şaşırmadım. Ayrıca yalan olmasına sevindim de. İlk kez bir haberin yalan olmasına çok sevindim. Gerçekten. Böyle bir şey diyebilecek kadar küçülebilecek bir adam olmasın diyordum. Dündü. İyi ki evim yıkıldı haberi. Hatırlıyor musunuz? Evin önünde oturmuş bir adam vardı. İyi ki evim yıkıldı. Yani öyle dediğini söylüyordu. Sabah misliyle ödeteceğiz diye çıkmış. Hep aynı geyik. Hain teröristlerden İstanbul Veznecilerde bombalı araçta kalleş saldırı. Çevik kuvvet aracındaki 6 poliste 5 sivil şehit oldu. 11 şehit, 36 yaralı. Büyük sözler söyleyeceksiniz. Bugün de söylenecek. Cenaze törenleri var bu garibanların. Orada çok büyük, çok hamasi, uçan kaçan sözler duyacaksınız. Görün. Ama hiçbir işe yaramayacak. Hiç. Terörle mücadele kıyamete kadar. Kim demiş? Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş.
Terörle savaşta TSK'ya topyekün görev, hükümet terörle mücadelede koordinasyon sağlama amacıyla çok önemli bir yasal düzenlemeyi meclise gönderdi. Burada askerlerin yargılanması, özellikle kuvvet komutanlarının ve genelkurmay başkanının yargılanması başbakanın iznine tabi olacak. Soruşturma izni verilene kadar yakalama, gözaltı gibi tedbirlere başvurulamayacak. Bakın şimdi. Dün Cumhurbaşkanı'nın onayladığı, dokunulmazlıkları kaldıran, bir defaya mahsus olarak doğrudan mahkemelere sevkinin önünü açan düzenleme var ya. Şimdi ondan sonra ortaya çıkabilecek şöyle bir tablo var. Her şey. Bir anda açılmış 148 milletvekiliyle ilgili davalar yağmur gibi yağabilir. Neden? Dün sabah 3750 hakim ve savcının yeri değişti. 15.000 kişi içinde. 3750 kişinin. Şimdi onların değişimiyle birlikte bir takım mahkemeler bir takım insanlar için muhtemelen daha kullanışlı hale geldi. Şimdi o davalar açıldığında bu ülkede milyonlarca oy alarak gelmiş partilerin milletvekilleri pat diye bir anda savcılık talimatıyla gözaltına alınamayacak mı? Alınabilecek değil mi? Ama atanmışlar, hani Cumhurbaşkanı çok söylüyordu ya başbakanlığı döneminde, ben çok fazla, ya güzel kardeşim bak bir tane daha saçma sapan bir soru sorarsan hakikaten şutlayacağım seni. Tadını çok kaçırdın çünkü. O insanlar eğer alınırsa, geçmişte pek çok yerde atanmış mı seçilmiş mi kardeşim, atanmış değil seçilmişin emrindeyim ben, seçilmiş için yapmayacağım şey yok diyen insan, Cumhurbaşkanı, bu düzenlemeyle ne yol açmış olacak? Dün akşam onaylandı. Evet. Yani milletin seçilmişini alabileceksin. Hop diye içeriden savcılık talimatıyla alacaksın. Ama atanmışlara izne tabi güzelim elletmiyoruz onlara diyeceksin. Terörle mücadelede ne yaşandığını bilmeyeceksiniz. Mesela Hurşit Gülter'in başına ne geldiğini biz bilmeyeceğiz. Ama bununla ilgili bir soruşturma yürütülemeyecek. Neden? Öyle bir düzenleme var. Milletin vekilini alabiliyoruz. Mesela 6 milyon oy almış adamın temsilcisini parlamentodan harp diye söküp çıkartabileceksin. Hapse atacaksın. Ama iki kişinin ağzından çıkmış kelimeyle bir göreve gelmiş insan ona illetmeyeceksin. İlginç değil mi? Siz de Allah'a emanet olun, güle güle. Ya hadi canım. Hadi boş konuşuyorsun boş. Zoruma gitmek de değil. Şu yüz ifadesiyle zora gidecek bir halin yok. Rahat olsun. Devam edelim. Son nefesini dualar eşliğinde verdi. Muhammed Ali'nin ardından yazılanlar. Sabah böyle yazmış. Son nefesini dualar eşliğinde verdi. Öldü adam. Öldü. Bırak artık. Öldü. Dün hatırlıyor musunuz? Sabah ne konuşmuştuk? Bu konuşma hikayesi, hani Muhammed Ali'nin cenazesine katılacak ama ya konuşma işi biraz sakat, yalan olabilir. Hatta demiştim ki arkadaşlar, hani Muhammed Ali'nin ailesinden kimse izlemiyordur muhtemelen ama izleyen biri varsa ya bir Müslüman gitsin desin ki birader iyi düşündünüz mü? Şimdi burada konuşma başlarsa bunun gideceği yer farklı, terörle mücadeleye girer, o paralel yapıya getirir, çete der, ihanet der falan. Hani şey bozulur, insicamı bozulur cenaze töreninin diye. Adamlar demişler ki sağ birader, yani gel istiyorsan da konuşmazsan iyi olur. Cumhuriyet'in sürmanşeti sürpriz tanık AKP'li. Dün İlhan Tanır sosyal medyadan da duyurdu bu haberi. Arkadaşlar hayırdır, aşağıda burada şey mi devam ediyor, pazarlık mı var? Rıza Sarraf iddianamesini hazırlayan savcı Barara'nın Türkiye, İran ve Dubai'den en az 7 tanığı var. Ve dünkü iddiası İlhan Tanır'ın sosyal medyada da duyurduğu, burada da haberde içeriği de yazıyor. 7 kişilik bir tanık listesi oldu. Bunlardan bir tanesinin de eski çok önemli bir AKP, AKP'nin önemli figürlerinden biri olduğu söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Cumhuriyet'in manşeti 5 ayda 5. bomba. Terörün hedefi bu kez çevik kuvvetli. 6'sı polis, 11 ölü, 36 yaralı var. Ya Toraman'ın suyu tabii ki ısınacak. Ama Toraman'ın suyunun neden ısındığını unutmayacağız. Sık sık hatırlatacağız.
Adamlar, Amerikalılar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze yapmıyor bu operasyonu. Türkiye umrunda değil. Umrunda değil. Yerin dibine, zıkkımın köküne kadar diyor. Arada şöyle bir ayrım var. Diyor ki, benim param çaldı. O yüzden benim param çaldığı için, benim kazanacağım parayı engellediği için ben bu arkadaşı yerim. Toraman'ın sıkıntısı o. Yanlış adamın parasını çalmak. Anlatabiliyor muyum? Yoksa burada hani sıradan hırsızlıkların içinde devam ediyor olsaydı hiçbir şey olmazdı. Olmadığını görüyoruz ya. Oluyor mu başkalarına? 5 ayda 5. bomba. 12 Ocak Sultanahmet, 11 turist öldü, 3 Mart Bayrampaşa polise saldırı, 19 Mart İstiklal Caddesi, 4 turist öldü, 12 Mayıs Sancaktepe, 6'sı asker, 9 yaralı, 7 Haziran vezneciler, 6'sı polis, 11 ölü. Sadece İstanbul'da toplam 26 ölü, 100 yaralıdan bahsediliyor 5 ay içinde. 26 ölü, 100 yaralı, sadece İstanbul. Bakalım Erdoğan'ın orman çiftliği denilmiş. Ha, Atatürk'ün mirası üzerinde, Atatürk orman çiftliği üzerinde sana anlatmıyorum güzel kardeşim. Atatürk orman çiftliğinin üzerinde bulunan parça parça yapıların satıldığından bahsediliyor. Tarihi bir lokanta, merkez lokantası var onun üzerinde. Kaşı Beyaz Lezzet Grubu tarafından içinde Erdoğan'ı da ağırlamak üzere bir VIP oda yapılmasıyla birlikte hizmete girecekmiş. Hayırlı olsun sevgili Necati, fotoğraflamış da Necati Savaş. Of of of. Şimdi bu geçmişten bugüne kadar, yandaşların birbiriyle kavgası kadar acıklı, hüzünlü ve büyük kavga olmadı. Gerçekten. Bakın şimdi Cumhuriyet Gazetesi de ondan bir parça haber yapmış. Yandaşlardan Gül'e hakaret. Hangi Gül? Abdullah Gül. Erdoğan yanlılarının Ahmet Davutoğlu'nu uzaklaştırmak için ortaya çıkardığı Pelikan dosyası yeni suçlamalarla tekrar gündemde, gördünüz mü? Yine dönüp duruyor. Pelikancılar yeni yazıda Davutoğlu'nu Bülent Arınç ve İngiliz Gül'ü Gülizabeth dedikleri Abdullah Gül'le birlikte çalışmakla suçladılar. Nasıl? Gülizabeth. Abdullah Gül için söylüyorlar. Ve Sayın Gül, umarım şunu düşünüyordur. Umarım düşünüyordur. Çünkü hani bugün arkasından çok güzellemeler duyuyorsunuz. Çok. Ya çok demokrattı. Ama kime göre demokrattı? Bugünkü cumhurbaşkanıyla kıyasladığın zaman evet demokrattı. Peki aynı cumhurbaşkanı değil mi? Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri üzerinde bu kadar oynanırken sessiz kalan? Ya da türban düzenlemesini karşı oy yazısı yazmasına rağmen, Erdoğan korkusundan veto edemeyen aynı cumhurbaşkanından bahsetmiyor muyuz biz? Bizde kör ölür, badem gözlü olur diye bir laf var ya, çok doğru bir laf ya, çok doğru. Çünkü kafamız gibi hafızamız da çalışmıyor bizim. Tabii tabii, demokrat, çok demokrattı. Ama öyle insanlar öyle görüyor işte ya, ne olacak? Sözcü bu acı bitmez, bu böyle gitmez diye çıkmış. Yani sadece kafiye yapmış, hiç de bir işe yaramaz. Mesela dünkü gibi gitmeseydi keşke. Dün, al bak bunlar da senin yarım kadınların, Ne güzeldi değil mi? Demokrat ama bakarsanız Sözcü de çok demokrat. Geçelim, bu haberin okunacak bir yönü yok. Kendine demokrattı Abdullah Gül demiş. Valla evet. Bugünkü cumhurbaşkanıyla kıyasladığın zaman tabii yani baktığında şöyle Obama gibi görünüyor. Bugünküyle kıyaslayarak baktığında. Ama öyle değil, yaşadık arkadaşlar biz o dönemi. Bakın medyadan bu kadar şikayet eden Abdullah Gül, sizden rica ediyorum, Google'dan açın bakın. Abdullah Gül'ün nasıl aranır bilmiyorum ama fotoğrafını arayın, göreceksiniz. Ben dün gibi gözümün önünde, çünkü ben bir cumhurbaşkanlığı muhabiriydim. Aracının içinde, kullandığı makam aracının içinde, hani günlük röportaj yapılırken kendisi, hangi gazeteleri okuyorsunuz? Akit özellikle en üste konur diye. Bugün yaşananlardan siz de sorumlusunuz. Hiç öyle demokrat falan olmayın. Bülent Arınç'ın ne kadar sorumluluğu varsa sizin de o kadar sorumluluğunuz var Sayın Gül. Sayın Hüseyin Çelik, sizin de o kadar sorumluluğunuz var. Sessiz kaldınız. Şimdi demokrat oldunuz. Yok değil.
Yani hafızası çalışan hiç kimsenin bunu söyleyebileceğini zannetmiyorum ben. İsteyen söylesin. 365 gün 1002 acı. Posta gazetesinin manşeti. İstanbul'da polislere bombalı saldırı. Son 365 günde teröre 549'u polis ve asker, 453'ü sivil, 1002 kurban verdik. 1002 kurban. Nasıl? Ne diyordu dün Sayın Cumhurbaşkanı? Ciğerimiz yanıyor ama maalesef bedeli var. 1000 kişi. Altını tutun. Devam edelim. Postayı da gördük. Sırada ne var? Milliyet. Alçak saldırı manşetiyle çıkmış Milliyet bugün. Ya güzel bir haber var. Hürriyet'ten okuyacaktım ama atladım. Hürriyet'te çünkü birinci sayfada değil, içeride var haber. Milliyet'in manşeti alçak saldırı, vezneciler patlaması. Bedelini ödeyecekler sözü var Cumhurbaşkanı'nın. Ama bedelini ödeyecekler bölümü var. Bu işin bedeli var bölümü yok. Nasıl? Hani haber, habercilik öyle bir hale geldi ki habere nereden baktığınıza göre süper manipüle edebiliyorsunuz haberi. Bakın böyle söylediğiniz zaman insanlar diyorlar ki helal olsun, helal olsun işte benim Cumhurbaşkanım dedi ki bedelini çatır çatır ödeyecekler. Ya arkadaşım ondan bir cümle öncesinde diyor ki Cumhurbaşkanı evet ciğerimiz yanıyor ama maalesef bu işin bedeli var. İlk yayında konuştuk ya niye ben ödüyorum ya o bedeli sorsana. Olmaz işte bu medyayla çok zor. Evet bu arada Amerika'da başkanlık yarışının tarafları kesinleşti. Demokratların adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin adayı da beklendiği gibi Donald Trump oldu. Hani kötüyle daha kötü arasında bir seçim yapacaklar muhtemelen Amerikalılar. Neyse onların derdi. DiCaprio Mevlana olacak. Bakın bu haberi dikkatli dinleyin çünkü bütün haberlerde tık 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 var. Aralarda bütün gazetelerde ama kimi içeride kimi küçücük görmüş. Milliyet sürmanşete çekmiş. Burada tartışacağımız bir şey var bizim. Şimdiden söyleyelim de bu olacak diye. Senaryosunu Gladiator filminin senaristi David Franzoni'nin kaleme aldığı filmde Mevlana'yı Leonardo DiCaprio'nun, yoldaşı Şems-i Tebrizi'yi ise Robert Downey Jr.'ın canlandırması planlanıyor. Çekimlerin önümüzdeki yıl başlanacak filmle İslam'a karşı önyargıların kırılması hedefleniyor. Şimdi Leonardo DiCaprio ile Robert Downey Jr.'ın oynadığı Mevlana Şems ikilisiyle mesela Mevlana ile Şems'in aşkını nasıl anlatacaksınız? Ben çok merak ediyorum. Hollywood bakışıyla nasıl girecek mesela bu mevzu? Ve öyle girdiği zaman bu iznimiler Mevlana'yı niçin seviyor anlatacağım size. Öyle girdiği zaman bu filmi nasıl yapacaksınız? Hadi yaptınız siz yaparsınız. Türkiye'de nasıl gösterilecek bu film? Bugün 8 Haziran 2016. Yazalım. Çünkü bu film çıkacak. Böyle bir şey çıkacak ortaya. Ve orada Mevlana ile Şems'in aşkını nasıl anlatacak? Ya da biz kendi içimizde tartışamadık. Yazılamıyor ki. Vallahi ecdadımızı yanlış göstermesinler sakın da. Böyle bakınca ecdadımızı göstermesinler sakın diyeceğim geliyor benim. Bakalım hayırlısı. Orada ilahi bir aşktan bahsedilir. Evet. Hep hani Mevleviler de böyle anlatır. İlahi bir aşktan bahsedilir. De. Hollywood anlatırken öyle mi anlatacak sizce? Habertürk kiralık hainler manşetiyle çıkmış. Kanla beslenen terör alçak yüzünü bu kez İstanbul'da gösterdi. Denmiş. Hepsi gencecikti. 6 şehit polisin çoğu 20'lerindeydi. En kıdemleri Ramazan Kırboğan'ın 35 yaşındaymış. 3 aylık bebeği vardı. 28 yaşında olan biri 6 aylık evliydi. Bakın birlikte gittiler diye bir haber var. İşe gidiyorlardı. Zalime yakalandılar. Matbaacı Hakan Tekin ve işe Esra Tekinoğlu üniversitede çalışıyormuş. Bankada çalışan Elif Tutuş İnce, mağaza müdürü Ahmet Bayraktar. Bir de sivil var kimliği belli olmayan. Bu insanların olayla hiçbir alakası yok. İlk yayında konuştuk ya. Sadece ve sadece bu istikrarlı ölümler ülkesinde yaşamak suçu. Sadece hepimiz gibi. Biz de öyleyiz çünkü. Her an her şey olabilir. Bakalım. Bakın şimdi şu Osmaniye'de olan 14 kişinin hayatını kaybettiği okul gezisi kazası var ya hatırlıyor musunuz? Minibüs. 30 kişilik minibüse 40 kişi bindirdiler. Yani çocuklar, öğretmenler, Ahmet Hoca.
Ahmet neydi söyledi, Cevahir miydi? Unuttum. Kusura bakmasın, kusura bakmasın ailesi. Allah rahmet eylesin bir kez daha. O kazaya ilişkin bir haber yaparak, bir haber. Ya oğlum bir şey yazacağım, onu da yanlış yazıyorsun ya. AK Parti Ukan ne? Ulan mı olacaktı o acaba? Çok mu heyecanlandın yazarken, elinden mi kaçtı? Bunu planlayarak mı geldin? Hadi biz bekliyoruz, yaz yaz. Yaz doğrusunu yaz. Vallahi yaz, tamam hadi bir şey yapmayacağım. Söz. Kendini nasıl gaza getirdiysen geçeceğim klavyenin başına AK Parti ulan yazacağım diye. Onu da yanlış yazdın. Yaz, bekliyorum. Vallahi bak. Yav anladım troll olduğunu da. Bakın troll de seviye bu işte. Troll de seviye bu arkadaşlar. Asıl sıkıntı da bu zaten o yüzden. Adam da hani seviye hak getire. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben daha önce verdiğim röportajlarda da hep özellikle o örneği anlatıyorum her yerde. Üniversitelere, konferansa gittiğimde de anlatıyorum. Bunlar öyle bir zihin düzeyinde ki. Zihin, ha vallahi Murat Bey doğru söylüyor. Yeni ödeme almış, gaza gelmiş olabilir. Zihin düzeyi çukurda çukurda, seviye dibe inmiş durumda. Ya adam hatırlamıyor musunuz? Benim anneme küfretmeye çalıştı, kendi annesine küfretti. O derece gerizekalı. Çünkü çok heyecanlanıyor. Hayatı klavyenin başında muhtemelen bulmuşlar. Buna bir tane dandik laptop vermişler. Yazarken eli ayağı birbirine. AK Parti Ukan. Neceyse yani Urduca falan yazdı herhalde, anlamadım. Yani neyse arkadaşım, bak seviyen bu işte. Ama bekliyorsan yaz. Valla bir hakkın var. Ha, yaz, bir hakkın var. De ki AK Parti ulan. Ulan L ile yazıyoruz, L ile. K'den hemen sonraki harf. Onu görmüş olmalısınız. Vay gerizekalı vay ya. Anıtkabir'e bile kaçaktır. Bakın şimdi haberi okuyacağız. Bir haberi okuyup altında ne olduğunu nasıl göreceğiz, nasıl bulacağız? Osmaniye'de 7'si çocuk 14 kişinin can verdiği kazayla ilgili konuşan Turist Rehberleri Birliği Başkanı Apalı, adı yok, okullarda kaçak turların yaygın olduğunu söyledi. Bitti mi? Hayır. Bak şimdi, haberle intikam nasıl alınır? Havalar ısınınca turların arttığını belirten Apalı, 40 kişilik araçlara 60-65 çocuk bindirip, dikkat, dikkat buyurun şimdi, bakın tur nereden nereye yapılıyor? 40 kişilik araçları 60-65 çocuk bindirip Eskişehir'den Anıtkabir'e gönderiyorlar. Nasıl? Bir taşla iki kuş. Hocam öyle bir haber yapalım ki hem böyle Eskişehir'e geçirelim. Eskişehir'e geçirelim. Anıtkabir mutlaka olsun. Kaçak tur düzenliyorlar. Ama şu haberi yapan adam Çanakkale'de şehitlik gezisinde insanlara Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale kahramanlığını anlatırken kıçından uydurup bulut indi, bir taburu gökyüzüne çekti, İngilizleri yok etti, şimşek çaktı, sel bastı falan diye anlatan dangalaklardan asla bahsetmez. Neden? Çünkü ona inanmıştır, o ondan. Ama bak ne diyor? Dikkatli bakalım mı bir daha? 40 kişilik araçları 60-65 çocuk bindirip Eskişehir'den Ankara'ya Anıtkabir'e yolluyorlar. Bu kuyruk acısı biter mi sizce? Bence bitmez. Yeni Şafak kumanda dışarıda diye çıkmış. İstanbul Vezneciler saldırısının failleri üzerinden gitmiş. Gözaltına alınanlardan bahsediliyor. 4 kişiden 1821 görüşmenin incelendiğini söylüyor. Ve Ahmet Öztürk Usta adlı bir hesap. Şeyde de gezdi bu biliyorsunuz. Nedir? Sosyal medyada da gezdi. Bu bir hafta önce duyurdu Twitter'dan. İşte 3 patlama olacak. İkisi Avrupa yakasında olacak. İkisi Asya'da olacak falan filan gibi. Valla bence inanılacak bir yönü yok. Bir sürü sallayan var öyle. Tabii tabii. İnönü Savaşı'nın adının İsmet İnönü'den alındığını düşünüyor. Hilal Kaplan kendisi. Gerçekten muhteşem bir yazardır. Muhteşem. Tarih bilgisi çok engindir. Rumiye Batılıların neden ilgi duyduğunu açıklayacaktınız. Evet şöyle. Aslında ilginin başlama gerekçesi Avrupa değil Amerika daha çok. Hani özellikle bu sosyal medyadaki yaygınlaşma var ya, son 3 senedir, 3-4 senedir Amerika'da sözlerinin, yani onun ağzından Mesnevi'deki özellikle sözlerin tek tek paylaşıldığı en önemli isim Mevlana Celaleddin Rumi. İsim çok uzun geldiği için Rumi olarak kullanıyorlar onlar. Biraz daha böyle mistik bir şey yapmışlar. Ve yapmayacağım, yapsam da sana yapmam zaten. Hayır, doğrusu Rumi değil.
Mevlana Celaleddin Rumi ismi böyle. Rumi çok daha rahat geliyor onlara, çok daha mistik geliyor, o yüzden kullanıyorlar. Sadece öyle değil. Mevlana Celaleddin Rumi ismin tamamı hanımefendi. İsmin tamamı. Celaleddin Rumi, yani aile ismi de var içinde. Yani Rumi böyle rahat söylenebilecek bir isim aynı zamanda. Ve özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan sözler Mesnevi'den. İşte o yaygınlaşma ile birlikte çok arttı ve ardından da Avrupa biraz daha ilgisini yükseltti ama asıl Amerika'da yaygın. Barnes & Noble'da en çok satılan kitaplar Rumi'nin kitapları. Ayrı bir bölüm açılmış. Her şey böyle orada toparlanıyor. Mevlana üzerine yazılmış kitaplar falan filan da var. Ve Rumi Anadolu mu demek? Anadolu mu demek Rumi? Hiç bilmiyordum bunu. Neyse. O yüzden böyle bir ilgi var ve bu ilgi giderek yayılıyor. Giderek daha da büyüyor bütün dünyada ama Amerika'dan çıktı. Oradan devam ediyor. Şimdi bir gün, güzel bir manşeti var bugün bir günün. Fetih şovu yapanlar şehri koruyamadı demiş. Yerden göğe kadar haklı. Fetih şovu yapanlar 29 Mayıs'ta İstanbul'un kurtuluşu. İstanbul'un fethi, aman ne kurtuluşu ya. İstanbul'un fethi şenlikleri yapılırken o harcanan, oluk oluk harcanan paraya da. İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu veznecilerde bombalı araç patlatıldı. 6'sı polis, 5'i sivil olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. 36 kişi de yaralandı. AKP mitingine dönüşen şaşalı fetih şöleninden bir hafta sonra İstanbul Emniyeti'nin neredeyse dibinde gerçekleşen saldırı kentteki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Evet, yani ne denir bilmiyorum. İstanbul'da vatan emniyetine çok yakın bir nokta olduğu hatırlatılmıyor. Uçarak çıktı bu merdivenlerden diye bir haber var. Bu haberi de özellikle okumak istiyorum. Cengiz Elektrik sahibini hatırlıyorsunuz değil mi? Mehmet Cengiz. Bu milletin dına koyacağız. Hatırladık değil mi? Onun önlenemez yükselişi anlatılıyor. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bir yılda 323 basamak tırmanmış. Vay vay vay, 323, zaten 500 tane var. 323 atlamış, 165. sıraya gelmiş. Yandaş iş adamının altın madeni açmak istediği Cerattepe içinse aksi yöndeki raporlara rağmen tesadüfe bakın ki çevre etki değerlendirme ÇED raporu olumlu çıkmış. Vay arkadaş ya, 323 basamak. 500 büyük kuruluşta depara gel. Meydan minimum güvenlik manşetiyle çıkmış bugün. İstanbul patlaması elbette onun da gündeminde. 11 kurban daha verdik teröre denilmiş. Bakalım. Unuttuğumuz bir haber var. Unuttuğumuz bir haber var. Dün bu saldırıyla eş zamanlı olarak Küçükçekmece'de bir hafriyat kamyonu metrobüs hattına girdi. Ve orada bir kaza oldu. 28 yolcu yaralandı. 28 yolcu yaralandı. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Yani muhtemelen Ankara'da olsam daha fazla şahit olurdum. Ve doğruya doğru bu benim hatam. Daha fazla dillendirmek zorunda kalırdım. O yüzden geç kalmakla birlikte söylemekte fayda var muhtemelen. Bu sarı hafriyat kamyonlarının İstanbul'da karıştığı kaçıncı kaza ben bile hatırlamıyorum. Ben bile hatırlamıyorum. Yani o kadar çok arttı ki bu. Adam en sonunda çok büyük bir süratle gittiklerini söylüyorlar çünkü. İstanbul'da yaşayan, özellikle Boğaz üzerinde yaşayan dostlar. Buradan da çok sık yazıyorlardı zaten. Benim hatam, çok özür dilerim. Hani yaşadığım yerde olmadığı, görmediğim için biraz böyle eksik kalmışız bu haberde. Dün yaşanan belki birazcık gözümüzü açar. Star, terörün tarifi demiş ki biliyorsunuz Milli İrade'nin Sesi ve AKP bültenidir Star gazetesi. 11 şehit, terörün tarifi. AB ülkelerinin terör tarifi kılıfıyla PKK'yı kurtarma planına rest çeken Türkiye bir kez daha terörün hedefi oldu. Şehitlerden 5 sivil, 200'lü batıdan cılız tepkiler geldi. Yani ne anlıyoruz buradan? Biz Avrupa Birliği ile papaz olduğumuz için dün terör saldırısı yaşanmış. Bu ondan yaşandı. Şimdi 1002, hani sayıyı vermişti ya, hangi gazetede görmüştük? Cumhuriyet'te miydi? 1002 asker, polis ve sivilleri kattıkları zaman son bir yılda. Peki mesela Suruç'taki katliamda, Suruç bombalamasında, Postada mıydı? Evet. Suruç'taki bombalamada. Mesela Avrupa Birliği ile yaptığımız neydi gaza getiren insanların? Ya da Ankara'da.
Hava kuvvetleri patlamasında. Neydi mesela? Hani aynı oturuma katıldıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman şansölyesinin sandalyesini mi çekmiş? Onun yerine mi oturmuş? Buna mı sinirlendiler mesela? Bakın haberi nereden tutturmaya çalışıyorlar görüyor musunuz? Arkası yok, önü yok, hiç önemi de yok zaten. Biz buradan çakalım akıllarda böyle kalsın. Ne o? Avrupa ile papaz olduk. Neden? Sokağa çıkıp mikrofon uzattığı zaman herkes bunu söyleyecek. Kim gibi biliyor musunuz? Mevlüt'ün çevirmeni vardı ya. Hani Mevlüt soruyordu. Almanlar bizim 3. havaalanımızı yapmamızdan rahatsız değil mi? Evet evet diyordu. Adam da diyordu ki evet evet rahatsız. 3 kere ihaleye çıktılar. 3'ünde de ihale sonuçlanamadı. Zannedersiniz ki kendi de katıldı o ihaleye. Çünkü bunu yaptığın zaman, bu coşkuyu verdiğin zaman, sokakta mikrofonu uzattığında halk da bunu söylüyor. Evet Avrupa bizi sevmiyor, onun için yapıyorlar. Terörün gerekçesi bu diyor. O zaman işte Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu işin bedeli var güzelim. Bedeli de sana girer sözünü de duymuyor çünkü. Medya bu işlere yarıyor işte. Esenler Otogarı'nı çok kıskanıyorlar. Daha önce de söylediler zaten. Saçma sapan bir şey ya. Saçma sapan. Bir haber var. Eğer görebilirsem şimdi Agos üzerinden de göreceğim o haberi. Ermenilerden Berlin'e soykırım öfkesi. Bakın şimdi haber. Türkiye Ermenileri Almanya'nın aldığı sözde soykırım kararına tepki gösterdi. Patrik Genel Vekili Ateşyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta. Federal Meclis'in kendini yargıç yerine koyarak aldığı karar hatalı ve kabul edilemez. Bu kararlar bizi derinden yaralıyor dedi. Bu haberi buradan alın. Tamam mı? Size başka bir yerden daha okuyacağım bu haberi çünkü. Hani insanlara bile bakışı değiştirerek nereden kamuoyunun önüne koyma şansı var gazetelerin? Neler yapıyorlar? Bunu göreceğiz. Yani normalde çok girmek istemiyorum. Çünkü birini okuduğun zaman diğerini de oku diye söylüyor insanlar. Ama değil. Hemen açalım. Hemen açalım ve görelim. Burada da eski gazete var. Neyse. Ermeni toplumu muhtemelen bugünkü Ağustos'ta çıkmıştır ama Ermeni toplumu bu açıklama yapan kişiye çok ciddi anlamda tepki koydu. Sen ne dediğini biliyor musun? Kime, kimin adına konuştuğunun farkında mısın diyerek. Ama Star gazetesinden bunu böyle coşturup çattığınız zaman ooo nefis oluyor. Tek taraflı veriyorsunuz haberi. Hiç kimse bakmıyor. Patrik Genel Vekili Ateşyan. Vallahi bilmiyorum kim, ben tanımıyorum ki kim nereye, nereden geldi, nasıl geldi. Ama Ermeni cemaatinin çok ciddi tepki verdiğini biliyorum. Bu kalplerin faydası var mı bize bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok. Ya orada olmanızın faydası var. Yani bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama yarıyordur herhalde ya bilmem. Özgür Gündem'in manşeti Minbiç özgürlük menzilinde. AKP dayış attı, kesilecek yoldaşları onun izinde falan denilmiş. Bakalım. Evet yani orada devam eden PYD'nin Amerikalılarla birlikte yaptığı operasyon haberleştirilmiş. JÖH ve PÖH'ün gözaltına aldığı DBP Şırnak İl Yöneticisi Urşit Külter'den 12 gündür haber alınamıyor. Şırnak'ta 23. tümende tutulduğu belirtilen Külter konusunda TSK sessiz. Böyle bir iddia var biliyorsunuz. Dicle Haber Ajansı bu yayında da konuştuk. Urşit Külter yok ve Dicle Haber Ajansı şöyle bir haber geçti. 23. tümende olduğu söyleniyor diye. Arkandaki 22-18 nedir? Ha 22-18 değil 221B. 221B Sherlock Holmes'un evinin adresi. 221 Baker Street, Baker Caddesi. Bu da bir dergi. İki ayda bir çıkan bir dergi. Polisiye meraklıları için, bütün dünyadan polisiye anlatan, polisiye yazarlarını tanıtan falan. Ben çok seviyorum onun için. Ama bir yandan da gizli bir anlamı var. Yadigar aramızda değilken rahat rahat konuşabiliriz. O bizim önderimizin fotoğrafı. Yadigar diye bir arkadaş vardı. O Bülent Ecevit'e benzetti kendisini. Piposundan dolayı muhtemelen. Onun da anısına duruyor. Aslında tanıttım da kaldırılabilir dergi bugün. Unuttum. Ecevit demediler. Yadigar dedi Ecevit diye.
İsmini analım. O muhteşem zekanın. O bizim önderimiz. Onun üzerinden mesajlaşıyoruz birbirimizle. Vatan kıyamete kadar manşetiyle çıkmış ki biliyorsunuz tüplü bir gazetedir. Döktüğünüz kanda boğulun sür manşetini atmış. İstanbul Vezneciler patlaması. Bakın aynı şey. Aynı haber burada da var. Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Failler döktükleri kanın bedelini misliyle ödeyecekler. Ama yine aynı bölümü yok haberin. Ya ciğerimiz yanıyor ama bu işin bedeli var. Onu bize yani ölenlere, istikrarlı ölmeleri ülkesi yurttaşlarına, diğerini bütün dünyaya söylüyor. Sonuna kadar ödeyeceksin o bedeli oğlum. Devam. Taraf zaman ayarlı nokta hedefli diye çıkmış. Biraz daha tanımını artırmış. Evrensel İstanbul'da yine bombalı saldırı demiş. Akşam Zerdüşler demiş. Hani o liderine yaranma telaşında olduğu için Zerdüşt hikayesinden gitmeye çalışıyor. PKK'lı hainler rahmet ayı Ramazan'ı da kana buladı. Mantık nasıl? Ramazan'dayız. O zaman terör saldırısı olmamalı. Terör saldırısı hiç olmamalı. Ramazan'la alakalı değil. Ama Ramazan'ı bu adamlar eğer dikkate almıyorsa nedendir? Hadi hep beraber düşünelim. Zerdüşt'tür çünkü bunlar. Altta da bir tane yıldız koymuş Zerdüşt'ün yanına. Aynı yıldızı koyup bölücü örgüt PKK ateşin kutsal sayıldığı tarih öncesi bir din olan Zerdüştlüğü kabulleniyor. Kim dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunlar Zerdüşt'tür. Olsa ne olur? Makarnaya tapsa ne olur? Ne fark eder? İnsanları din üzerinden ayırdığınız zaman daha rahat kandırıyorsunuz çünkü insanları. Diğerlerini. Neden? Reyhanlı'da benim 33 Sünni vatandaşımı katletti bunlar. Hatırladık mı? Devam edelim. Dün bu arada Selahattin Demirtaş ilginç bir bilgi verdi. Diyarbakır'dan mı katılacağım dedi. Ben çünkü çok az bölümünü internet üzerinden görebildim. Kandil'e bu hendekler dursun, operasyonlar devam. Biliyorum makarnaya tapanlar olduğunu. Hendekler ve operasyonlar dursun hikayesi. Bu görüşme sırasında devletin bilgisi dahilinde Kandil'e gittim. Ve ben Kandil'deyken orayı bombaladılar dedi Selahattin Demirtaş. Orada olduğumu bilerek yaptılar bunu dedi. Dün katıldığı bir canlı yayında. Şimdi bugün diğerlerinden farklı olarak Güneş gazetesini de okuyacağım. Normalde okumuyorum. Güneş'i neden okuyacağız? Çünkü Güneş olayı çözmüş, bitirmiş. Ülkesini, menşeini anlatıyor. Diyor ki, derin Almanya Türkiye'nin kendisini en üst perdeden res çekmesini azmedemedi. Star kafası. Hatırladık mı? Paniğe kapılarak eski alışkanlıklarını tekrarlamaya başladı. Maşa olarak kullandığı terör örgütlerine İstanbul'da kanlı bir saldırı yaptırdı. Ben var ya, eğer Almanya Büyükelçiliği'nin yerinde olsam, bu gazeteye dava açarım. Ciddi söylüyorum dava açarım. Çünkü ne diyor? Maşa olarak kullandığı terör örgütlerine İstanbul'da kanlı saldırı yaptırdı diyor. Kanlı saldırı yaptırdı. Dava açarım. Ve ciddi söylüyorum. Donuna kadar alırım bu gazeteyi. Ve devam ederim o davaya. Yani bizdeki sonuçta Türkiye'deki bir hukuk arayışı gibi olmayacaktır bu. Ortalığı birbirine katıp söylerim. Mesela en korktukları adama şikayet ederim bu gazeteyi. En korktukları adama Alman şansölyesi, öyle diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, başbakan desi olmuyor çünkü, şansölyesi. Arasa Cumhurbaşkanı dese ki, bu herifler senden it gibi tırsıyor. Ya söyle, özür dileyecekler yarın birinci sayfadan, tam sayfa ama fotoğrafı verdiği gibi. Ya da ben bu davayla birlikte hepinizi mahkemelerde süründüreceğim. Çok ciddi söylüyorum. Bu yapılmayacak bir şey değil. Bakın, alenen bir ülke suçlanıyor. Derin Almanya, Türkiye'nin kendisini en üst perdeden res çekmesini azmedemedi. Paniğe kapılarak eski alışkanlıklarını tekrarlamaya başladı. Maşa olarak kullandığı terör örgütlerini İstanbul'da kanlı bir saldırı yaptırdı. Doğrudan Almanya suçlanıyor ya. Göreceğiz. Bu ülkenin, Almanya'nın Türkiye'de büyükelçiliği var mı? Varsa o büyükelçilikte bir büyükelçi var mı? Bugün göreceğiz. Bu boru bir şey değil çünkü. Doğan Medya'dan yine teröre destek. Teröriste arka çıktı.
Almanya ile derin bağlantılar içinde olan Aydın Doğan medyası teröre verdiği desteği yeniden artırdı. Tunceli'deki bir çatışmada öldürülen teröristi masum göstermeye çalışan CNN Türk, cenaze töreninde terör propagandası yapan terörist babasını da savunmaya kalktı. Başyazıyı yazan, ya ismin hakikaten gerek yok çünkü hani Ergün Diler'in adını anlıyorum, Ergün Diler'de komedi var, bunda zeka yok çünkü. Zerrece, gram zeka yok, o yüzden anmayacağım. Hani denk gelirseniz, ben hala doyamadım, beynimin hunharca tokatlanmasına ihtiyacım var diyorsanız bir de başyazıyı da okuyun derim Güneş Gazetesi'nde. Selden kütük kapalım, kütükten gazete yapalım, adını da takvim koyalım. Adını biz koyduk, yaşını Allah versin, boy boylasın, soy soylasın. 140 karaktersiz manşetiyle çıkmış bugün. Gönüllerin sultanı, hepimizin iyi ki var dediği, iyi ki var da neden var diye sorusunu devam ettirdiği gazete... Muhteşem eser takvim. 140 karaktersiz. Kalleşler yine İstanbul'a hedef aldı. Vezneciler de bomba patlattı. Türkiye sarsıldı. Dünyanın ise umurunda olmadı. Bak 140'a gelemedik hala. Terör kendilerini vurunca kol kola girip isyan edenler sadece Twitter'a tıkladı. Taziyesini 140 karaktere sığdırdı. Oysa takvim gazetesi ne yaptı? Hemen olayın yaşandığı bölgeye bir hayrat sebil yaptırdı. Orada artık bir çeşme var. Bir önce mescit sonra cami planlıyorlar kısa bir süre içinde. Bu acayip bir kafa ya. Bu gerçekten acayip bir kafa. Saplayacak ya, bir yerden saplayacak ya. 140 karaktersiz. Sadece klavye başında yazdılar. Ne yapmamızı bekliyordun? Ölüyor, ölüyor insanlar. Ölüyor, alo. Ölüyor. 19 Mayıs'ı iptal ettiniz, haberin var mı? Neden? Anıtkabir'e terör saldırısı olacaktı ya. Sen şimdi diyorsun ki toplanın gelin. 19 Mayıs'ı niye iptal ettin o zaman Hafız? Nişanı nikahı iptal etmiyorsun ama 19 Mayıs'a çaktın iptali. İnsanlar nasıl toplanıp gelecek şimdi? Mesela sana çıkıp deseler ki terör korkusundan çıkamıyoruz. Hacı biz gelmesek olur mu? Ne diyeceksin? Kafa 3 milyonken gazete yapmayın. Alkollüyken araç kullanmayın. Kafanız açıkken gazete yapmayın. Sakın. Çok saçma oluyor çünkü. Cani tur. Sevgilisi dahil 4 kişinin katili olarak aranan Atalay Filiz'in Akdeniz'de olduğu iddia edildi. En son İzmir'de görülen cani tahminlere göre Antalya'ya gitti. Ama yeni bir görüntü elde edilemedi. Adana'dansa seri katili gördük şeklinde birçok ihbar geldi. Cani tur. Neden? Dönüyor. Dolaşıyor ya. Bir dileğim var. Kutsal mekanlar doldu taştı. Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi. Allah kabul etsin. Müslümanlar kutsal mekanlara akın etti. Oruç babaya gidenlerin birbirinden ilginç dilekleri ise dikkat çekti. Kimi kendine, kimi oğluna eş istedi, kimi ev, araba veya iyi bir iş diledi. Ah kardeşim ah, olmayandan dilemek yerine olan gücünü kullanmayı tercih etsen. Ya Allah bu kafayı, kafanın içine beyni herhalde ceryan yapmasın, burası boş kalmasın diye koymamıştır. Kullansak mı acaba diye. Bir kere aklından geçirsen hayatın çok kolaylaşacak ama sen Oruç Baba'ya gittin. Oruç Baba'ya git. Olursa ondan zaten. Olmazsa da dünya seni sevmiyor. Herkes sana karşı. Tipik Orta Doğulu. Tipik Orta Doğulu mantığı işte bu. Bir şey yaptığı zaman kendi başarısı, olmadığı zaman kimse onu sevmiyor. Herkes onun aleyhine davranıyor. Başka buradan Las fıkrası kulaklı olur mu? Oo, takvimin Ramazan sayfasında. Aa, Las fıkrası demişken bir dakika. Dün kimin olduğunu bilmiyorum ama dün akşam saatlerinde bir Yahudi cemaatinden bir dostum o paylaşmış, Twitter'da gördüm. Sözcü gazetesinin içinde bir Alman ve Yahudi fıkrası yayınlanmış. Bakın konuştuğumuz o taş kafaya o kadar güzel uyuyor ki bu. O kadar güzel. Hani sözde demokrat gibi görünüp altını kaşıdığında faşist çıkıyor dediğim insanlar var ya. Rahmi Turan'ın köşesinde Ayşe Şeyin. Onun altından faşist çıkıyor ya. İşte aynı şeyi yapmışlar. Böyle fırınlamalı, yakmalı, iğrenç, aşağılık bir fıkra köşesinde yazmış. Fark et. Yani çok şaşırmıyoruz. Çünkü al bak bunlar da senin yarımların diye haber yapan adamlardan bahsediyoruz. Bunu niye anlattım size biliyor musunuz? Bazıları ısrarla diyor ki böyle mailler geliyor ya, böyle mesajlar geliyor. Sözcü gazetesini daha çok oku. Daha çok üzerinde dur. Ben de diyorum ki ben normalde okumuyorum ki. Normalde okumuyorum yani sizin için burada paylaşıyorum sadece.
Ama bakın böyle bir şey yapıyor. Çünkü kafanın dibinde o var. Yani o da bugün onun birebir savunduğu görüş iktidar olsun. Bakın bu toplumun sokaklarında ne başörtülünün gezmesine izin verir, ne eşcinselin gezmesine izin verir, ne toplumun azınlıklarının, Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların gezmesine izin verir. Aynı kafa çünkü, aynı düz kafa. Oradan bakıyor hayata. Altını biraz kaşıdığında hop pırt diye çıkıyor ortaya. Arkadaşlar tek gazete okumayın. Ben tek gazete okumuyorum, size de onu tavsiye ederim. Tek gazete okumayın. Birden çok gazete. İnternetten ulaşma şansınız var. Paranız varsa alın ama. Gazetelerin yaşaması lazım. Ama mutlaka okuyun. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok değer verip buraya katıldığınız, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Ve biz bir arada olduğumuz sürece, sağ olun Hollanda'ya da sevgiler, selamlar Selim Bey. Biz bir arada olduğumuz sürece bunları konuşacağız. Biz korkmuyoruz, biz susmuyoruz çünkü bizim patronumuz falan yok ki. Patronu olan korksun. İt gibi tırsıyorlar zaten. Ne yazdıklarını görüyorsunuz hepsinin. Tekrar bir araya geleceğiz. Ne zaman? Ölmez sağ kalırsak. Yarın sabah saat 9'da ben burada olacağım. Siz de orada olursanız yine oturur konuşuruz. Derdimizi anlatırız. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden anlatırız. Çünkü biz kimseye hakaret falan etmiyoruz. Ne biliyorsak, aklımızda ne varsa onları konuşuyoruz. Doğrudan, yarın da yapacağımız gibi ölmez sağ kalırsak. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyaskop.tv adresinden izleyebilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Onun dışında YouTube'da, iTunes üzerinde ve SoundCloud üzerinde Ünsal Ünlü adresinden hem podcastlerini, ses dosyalarını hem kendisini yayın izlemeniz mümkün. Oralara da abone olursanız çok sevinirim. Paralı pullu şeyler değil, merak etmeyin. Eğer orada olursanız çok sevinirim. Tıpkı burada olduğunuzda sevindiğim gibi. Bir araya geleceğiz ve konuşacağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.